Ejer 2022 Kongresi katılımcıları, çok değerli meslektaşlarım, hepiniz saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz dijital çağda bilgiye ulaşmak hızlı ve kolay gibi görünse de, özellikle eğitim ve öğretim alanında yetkin kişilerin süzgecinden geçmiş akademik bilgiye ulaşmak emek ve zaman gerektirir. İşte bu noktada Ejer Kongres, Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, araştırmacıların ve akademisyenlerin bir araya geldiği, tüm bu değişim ve gelişimin bilim dünyasına sunulduğu ülkemizin ve dünyanın saygın kongrelerinden biridir. Ejer Kongres 2013 yılında anı yayıncılık çatısı altında bilime ve ülke eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. İlk kongre İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2014 yılında eğitimi yeniden düşünmek, sorunlar ve çözümler başlığı altında yer almıştı. Ejer Kongres 2022 anı yayıncılık Ege Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Kongrenin ana teması bölgesel sorunların yol açtığı göçler, mülteciler ve dezavantajlı grupların eğitimi olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi Ejer Kongres 2022'de de eğitim ve bilim alanına yaptığı katkılar ve ülkemize sunduğu hizmetlerden ötürü onur duyduğumuz saygıdeğer bilim insanı, akademisyen ve öğretmenlerimizi Eğitim Çınarları başlıklı oturumlarda ağırlıyoruz. Bu oturumların kongre programında yer alabilmesi için Anı Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Daşçan'ın önerisini destekleyen Kongre Onursal Başkanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Sönmez ve önceki Kongre Başkanımız Sayın Doçent Doktor Şakir Çınkır ile Kongre Başkanımız Sayın Profesör Doktor Şenel Poyrazlı'ya ve Anı Yayıncılık ekibine çok teşekkür ediyorum. Kuşkusuz o varlığıyla ve ülkemize, bilime yaptığı katkılarla onur duyduğumuz Profesör Adil Türkoğlu'nu bugün ağırlamak, doğrusu bunu da dile getirmek, söze dökmek bana düştüğü için ben de büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ejer 2022 Kongresi'ni hali hazırda saygıdeğer dinleyicileri, saygıdeğer hazuruna ben kısaca Eğitim Çınarlarımızı ağırlarken izlediğim, şimdiye kadarki izlediğim yolu, yöntemi tekrar arz edeyim. Sayın konuğumuza söyleşi adı altında sorular yöneltip konuşmanın insicamını bozarım endişesiyle konuklarımızla paylaştığım konuşu ben çok kısa bir biçimde kendilerini takdim ettikten sonra sözü doğrudan bu büyük ülkemiz ve muhatapları, öğrencileri açısından onur duydukları hocamıza sözü bırakıyoruz. Kendileri neyi takdir ederse, içlerinden neyi geçirirlerse onu lütfedip bizimle paylaşmalarını sağlamaya çabalıyoruz. İzninizle ben ekran paylaşımı ile Sayın Türkoğlu'ndan size söz edeyim. Evet, Adil hocamız Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisans öğrenimini 1970'te, 1972'de de yüksek lisans, 1977'de de doktorasını tamamladı. 1984'te doçent ve 1989'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 1971-1984 yılları arasında hizmet verdi. 1985 yılından 2002 yılına kadar ki o arada ben de Çukurova Üniversitesi'nde Sayın Dekan'ı ziyaret etmiştim. Eğitim Fakültesi'nde bulundu. Orada 10 yıl Eğitim Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. Muhteşem bir dekanlığı vardı. Adnan Menderes Üniversitesi'ne geçtikten ve orada Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı.
öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı eğitim ve öğretim programları alanında eserleri bulunuyor. Bir sosyolog olarak özellikle köy enstitülerinden kent enstitülerine adlı çalışmasını ben birçok yerde hep atıfla, minnetle andım, ilettim. Gerçekten kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Adil Hocam, benim gibi belki yüzlerce öğrenci yetiştirdiniz. Siz de bir öğrenci olarak yetiştiniz. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birinde yetiştiniz. Sonra Çukurova Üniversitesi'nde gerçekten oranın, ben daha sonra orada çalıştım. Oranın eğitim fakültesinin çok sağlam temellere atılmış olduğunun tanığıyım. Sonra Aydın'a gittiniz. Orada da aynı şeyleri yaptınız. Sizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok teşekkür ben ederim. değerli katılımcılara işaret ettiğim üzere lütfeder bize kayda geçen koşullarda kendinizden, eğitim anlayışınızdan, eğitiminizden, yetiştirdiğiniz öğrenciler ve oradan kaynaklı deneyiminizden, hatta mümkünse biz buna aklımızı ve gönlümüzü açtık, önerilerinizden söz ederseniz çok mutlu olurum. Süremiz aşağı yukarı yani bir saate yakın. 55 dakika. Buyurunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eğitim yaşamı çok ilginç gelebilir. Köyde doğduk. Kasabada ortaokul okuduk. Liseyi Burdur'da okuduk. Kent olarak düşünelim. Ankara Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra bir yıl Paris'te kaldım. Demek ki köy, kasaba, kent, başkent ve Paris arka arkaya gelmiş durumdadır. Böylece toplumun bütün katmanlarını değişik açılardan görme fırsatını buldum. Eğitim yaşantımızda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1965'te kurulduğu zaman biz ikinci mezunlarız. Fakültemiz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1A, 1B sınıflarında kuruldu. Sonra esas binamıza yıllar sonra geçtik. Lisans öğretiminde şunu gördüm. İdarecilerimizde yaratıcılık, vizyon ya da çaresizlik. Yaratıcılık, vizyon ve çaresizlik arasında kalıyorlar. Bunun için ne yapmalıyız ki? Yeni bir fakülte kurulduğu zaman ne yapabiliriz? Şimdi ortaokulu ilk defa 1957'de kurulan kasabamızda okuduğumuz zaman yine yeni bir okuldu. Bir ilkokulun sınıflarında okuduk. Fakülteyi hukuk fakültesinin sıralarında okuduk. Bu şekilde yeni fakülteler, yeni okullar kuruluşunda çalışmam nedeniyle 1984'e kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde çalıştım. 1984'te YÖK'ün değişik nedenlerle Çukurova Üniversitesi'ne gittiğim zaman yeni bir fakülteyle karşılaştım. Burada ne yapabiliriz? Nasıl bir vizyon geliştirebiliriz? Eğitim fakültesinde neler yapılabilir? Bütün bunları düşündüm. Bütün bunları düşünürken ilk önce Çukurova Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atandım. 1986 yılında. Bir gün bir yazı geldi YÖK'ten. Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atandınız. Ne sınıf var, ne dershane var. 100 tane öğrenci var. 100 öğrenciyle birlikte 1A, 1B sınıf olarak 50-50 öğrenciler dağıttık. Okula başladık. Sıramız yok, masamız yok, odamız yok, yerimiz yok. Çukurova Üniversitesi'nin eski bir binasına öğrencilerle hemen bir hafta 15 gün içerisinde boyadık, temizledik, ders adet ettik ve yemekhaneye gittik. Yemekhaneden 50 tane, 100 tane, 50 tane sırayla 100 tane sandalye çaldık ve eğitim yüksekokuluna başladık. Rektör yardımcı dedi ki, yaptığın doğru evladım ama bunları hiç olmazsa kayda geçirelim dedi. Öğrencilerle biz kayıt nedir bilmiyoruz. Bize bir tane memur verdiler. Tek memur hariç ne hademe istiyoruz ne bir şey istiyoruz diyerekten yüksekokula başladık. Yüksekokula başladığımız zaman 15 gün içerisinde sınıfları boyadık, sınıfları temizledik, tavanları tamir ettik. Bütün bunları öğrencilerimize yapıyoruz. 100 tane delikanlının olduğu bir yerde hiç başka bir kimseye hizmet yok. Ben öğrencilerimle birlikte çalışıyorum. 15 gün sonra bir de baktık ki sınıflarımız hazırlandı. Bir tane odayı temizledik, müdür odası olarak yaptık. Tek memur ve müdür olarak devam ediyoruz. Hademi istemiyoruz. Çünkü 100 tane öğrencinin olduğu bir yerde hademenin olması bana ters gelmeye başlamıştı. Öğrenciler dediler ki, hocam hemen çay ocağı yapalım.
Evimizden bir tane tüp götürdük. 10 tane çay bardağıyla birlikte kantinimizi oluşturduk. Öğrenciler sırayla çaylarını yapıyorlar. Kantinimize oturuyoruz. Sobamızı yaktık. Ve rektör bize dedi ki, bu yaptığınız işten dolayı size Hatay, Mersin, Kapadokya ve Ankara gezilerini otobüste bedavaya sunuyorum. Ve biz öğrencilerimizle hiç ademe kullanmadığımız için, okulumuzu kendimiz boyadığımız için Hatay, sınır tanıdık. Mersin, deniz gördük. Kapadokya'yı gördük. Ve Anıtkabir'i ziyaret etmek için Ankara'ya gittik. Rektörlük karşıladı bunlara. Ama okulumuzda bir memur, bir müdür var. Ben varım. Başka kimse yok. Öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerle birlikte bahçeyi düzenledik. Öğrencilerle birlikte yeni bir yüksekokul kurduk. Türkiye'de ne gariptir ki yüksekokulun ilk kuran müdürü benim. Kapandığı zaman müdür yine bendim. Ve arkasından 1986-89-90 yılında Eğitim Fakültesi dekanlığına atandım. Aynı olaylar orada karşımıza çıkmaya başladı. Aynı şekilde yine rektörle söyledik. 1500 öğrencimiz var. Biz ne isteriz? Bir hademe isteriz. Bir sekreter isteriz. Bir de memur isteriz. 3 kişiyle bütün okulun işlerini yapabiliriz. Çünkü okulda 1500 tane öğrenci var. Öğrenciler dedi ki, eğitim yüksekokulunda yaptıklarımızı hocam burada da yapabiliriz. Ağaç dikelim, çevreyi düzenleyelim. Ağaç dikmeye başladık, çevreyi düzenlemeye başladık. Ben Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi arasında bir çukur vardı. Bir gün öğrencilerimle eğitime giriş dersinde 10 dakika bilgileri aktardıktan sonra Eğitim Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi arasındaki çukuru temizliyoruz. Çukurda neler çıkıyor neler anlatmam mümkün değil şimdi. Edebiyat Fakültesi minallarından diyorlar ki, Kutlar'ın Türkoğlu diyenler de öğretim üyeleri. Ben de kutlarsınız da bir senedir, iki senedir, üç senedir bu pislikleri görmediniz. Gördük ama aldırmadık. Öğrenciler orayı temizledikten sonra hocam dediler, eğitim yüksekokulunda ağaç dikmiştiniz, buraya ağaç dikebilir miyiz? Hemen ertesi gün bir de baktım ki öğrencilerim şehirden ağaç getirmişler. Ben de hemen orada ağaç dikmeye başladık. Öğrenciler bir taraftan ağaç dikiyor, ben bir taraftan yaldırını vuruyorum, bir taraftan kola içiyoruz, bir taraftan çay içiyoruz, bir taraftan Adana kebap yiyoruz. Ama bir taraftan da ağaç dikiyoruz. Edebiyat Fakültesi'nden bizi seyrediyorlar. Eğitim Fakültesi'nden seyrediyorlar. O sırada basın yayın geldi Eğitim Fakültesi'ne. Öğrencilere soruyor. Siz bu işi zorla mı yapıyorsunuz? Yani tehditle mi yapıyorsunuz? Severek mi yapıyorsunuz? Öğrencilerim hepsi cevap verdiler. Biz bu işi severek yapıyoruz, tehdit yapıyoruz. Çünkü ben öğrencilerimle beraberim. Şimdi yeni idarecilere burada tavsiyem var. Öğrencilerle bir işe girişirken hemen kendinize girişiniz. Kendinize çalışınız. 10 dakika sonra öğrencileriniz derler ki hocam sen otur, bir bardak çay verirler, öğrenciler o işi yaparlar. Yeter ki öğrenci sizinle birlikte çalıştığını hissetsin, sizinle birlikte çalıştığını bilsin. Yok, öğrenci şunu yap, bunu yap dersen genç yaşta 20-21 yaşındaki öğrenci bunu emreder mahiyette görür, isyan eder. Benim öğrencilerim hiç isyan etmedi. Hiç isyan etmediği gibi hep geliyorlar. Hocam şunu yapalım, hocam bunu yapalım. Burada size bir hatıra anlatayım. Fakültenin önünde bir tepe var. Ziraat Fakültesi'ne telefon ediyorum. Bir dozer verir misiniz? Buradaki dozerle bunu kaldırabilir miyiz? Tamam, verelim. Hayır demiyorlar ama bir türlü vermiyorlar. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor. Bir gün bir öğrenci geldi. Endüstri Meslek Lisesi mezun olarak Eğitim Fakültesi'ne girmiş. Hocam sizin bir derdiniz vardı. Tamam evladım, senin yapacağın iş değil bu. Hocam biz anlıyoruz ya, biz seni dinledik. Ne istiyorsunuz? Hocam bize 10 tane palta ile 10 tane kürek getir, biz bu işi yaparız. Ziraat Fakültesi'ne söyledim ki bana 10 tane palta ile 10 tane kürek verir misiniz? Veririz ama öğrenciler gelsin alsın. Hemen gittiler çocuklar. 10 tane palta ile 10 tane kürek getirdiler. Saat 10'da başlayan öğrenciler saat 4'te tepeyi bitirdiler. Tepe kaybolduk. Tepe kaybolduktan sonra dediler ki ertesi günde buraya ağaç dikeceğiz. İnanır mısınız? Bir günde bozkır, tepe kaybolduğu gibi ertesi gün ağaçlarla donandı. Halen gidenler o tepedeki ağaçları gidip görebilirler. Ben arada Şubat ayında gittim. Ağaçlara bakıp karşılarında hem gülüyorum, hem ağlıyorum, hem de oynuyorum. Demek öğrencilerle birlikte olmak en güzel olgu, en güzel çalışma yöntemi, en güzel de vizyon olarak karşımıza çıkıyor. İdareci arkadaşlara, yönetici arkadaşlara, ben çok yöneticilik yaptığım için o konuda tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Herhangi bir iş yaparken işçilerden, hademelerden yardım isteyiniz ama inanın öğrencilerinizle birlikte çalışınız. Delikanlılar, gençler o kadar çalışma hevesli var ki, o kadar istiyorlar ki yeter ki onlarla birlikte olun. Öğretim üyesi arkadaşlar da bu işi dahil etmenin yoluna bakın.
bir öğretim üyesi o işe dahil olursa daha zevkli çalışıyor, daha içten çalışıyor, daha destek gösteriyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki 10 günde olması gereken iş 3 günde bitiyor. Yöneticilik yaşamı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde benzer durumlarla geçti. Onlardan fazla bahsetmeyeceğim. Yine çevreyi ağaçlandırdık, yine çevreyi temizledik. Gittiğim yerde Türkiye'nin en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi şudur. Etrafımız pis, çevre pis, sınıflar pis. Ne etrafımız pis, ne çevre pis, ne sınıflar pis. Yeter ki öğrencilere temizlik alışkanlığına vermemiz gerekir. Ben biliyor musunuz, şey temizliği de yaptık biz. Askerde yaptırırlar ya mıntıka temizliği. Benim öğrencilerim mıntıka temizliğini çok severlerdi. Her ne kadar sigara içen izmaritleri toplamayacağız deseler de birkaç gün sonra diğer öğrenciler de orayı izmarit atmamaya başlarlardı. Bakın bu çok önemli. Bir okulda, sınıflarda ve çevrede temizlik olunca diğer öğrenciler de temizliğe uyuyorlar. Çok kolay. Uzun uzun bağırıp çağırmaya, otorite kurmaya gerek yok. Yeter ki sen sınıfını tut, çevreni temiz tut. Hatta şunu söylüyorlar. Ya arkadaş izmarit atacağım ama şimdi hoca gelir orada buradan görür. Hoca dedikleri ben. Devamlı gördüm. Sevgili arkadaşlar, sevgili çevremiz. 67 yıllık yaşantım demiştim ya biraz önce. Köyde başladı, kente devam etti. Başkentte üniversiteyi okuma. Paris'te uluslararası eğitim sorunu inceleme ve araştırma mutluluğuna ulaştım. Ama bu 2 yıllık eğitim yüksekokulu deneyiminde çok şey öğrendim. Eğitim yüksekokulları yaptığımız araştırmalardan sonra 4 yıla çıktı. Ülkemizde biz ortaokula 72 öğrenciyle başlamıştık. 34 öğrenciyle bitirdik. Sadece iki arkadaşımız üniversiteyi bitirebildi. Biri ben, biri de kimya mühendisi olan diğer bir arkadaşımız. Diğer arkadaşlar hayvan sağlık memuru, polis, öğretmen oldular. O zamanın koşulları öyleydi. Sınıfta kalmak çoktu. Şimdiki ölçme değerlendirmeyle, o zamanki ölçme değerlendirmeyi karşılaştırıyorum da 50 kişilik sınıfın 48'i takdirname almış. Bizim bir tanemiz iftara geçmek için uğraşıyorduk, çalışıyorduk. Hakkıyla onu alıyorduk. Ama şimdi 60 öğrenci 60'ında takdirname veriyorlar. Çocuklar ölçme değerlendirmenin ne olduğunu bilemiyorlar. Takdir alan bir öğrenciyle dün konuştum. Ben takdir almamam gerekir dedi. Niye dedim? Çünkü İngilizceden hiçbir şey bilmiyorum. Bir de baktım karnemde 95 dedi. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bunu nasıl düzeltilmesi gerektiğini hep beraber düşünmeliyiz, tartışmalıyız. Şimdi orta ve yüksek öğretimde ulaşan sayısal durumda bir başarıdır. Türkiye'de orta ve yüksek öğretimde sayısal durumları düşünürsek gerçekten başarıdır. Ancak niceliksel olarak ulaşılan başarıyı niteliksel olarak ulaştığımızı söyleyemeyiz. Maalesef küreselleşme sürecinde eğitimde sorunların çözme ve iyileştirme adına seçmeni memnun etmeye dönük eğitimde niteliği düşürmeyen çarelere başvurulmakta, sınıf geçmeyi kolaylaştırma, ödevleri kaldırma, müzik, resim, beden eğitimi derslerinin saatlerini azaltma gibi yüzeysel önlemlere reform denilmektedir. 20. yüzyılın istediği insan sürekli reform anlayışı ve bu anlayışın gerektirdiği bütünlük ve koordinasyondan yoksundur. Bu çabalarla reform zor yapılır. Bir örnek vereyim. Hocamız Fatma Barış, Profesör Doktor Fatma Barış sürekli reform ilkesinden bahsederdi. Şöyle bahsederdi. Programda amaçlar vardır. Amaçla ulaşmak için içerik, öğretim yöntemleri değerlendirme. Şimdi teknoloji diğer şeylerde girdi. Rahmetli Cevat Alkan televizyonlu tep diye bahsederdi. Televizyonlu tep diye Cevat Alkan'ın bahsettiğini biz merak ederdik. Yıllar sonra Milli Eğitim Bakanlığı bir televizyonlu tep geldi. Rahmetli gene Profesör Doktor Alişan Ezal bunu ben bir göreyim dedi. Bakanlıktan vermediler bozulur diye. Şu anda biz televizyon tep gibi konuşuyoruz işte. Bu olay bu kadar basit. Ama o zaman Türkiye'de bir taneydi. İçerikler İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na %100 arttı. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1960'a kadar yine %100 arttı. 1960'tan ayak basıldı. 20 Temmuz 1968'e kadar yine iki misli arttı. Ama 1968'den sonra çağımızdaki hızlı gelişmeler nedeniyle içerik artık 6 ayda bir kimilerine göre, kimilerine göre 2 yılda bir, kimilerine göre 1 yıldır artmaktadır. Demek ki öğrenciye bütün bilgileri öğretmek mümkün değil. O zaman ne yapacağız öğrenciye? O bilgileri nerede, nasıl bulunacağını öğrenecekler, o bilgileri bulacaklar. Ama en önemlisi bilgileri uygulayacaklar. Bu çok önemli. Öğrencilerimiz her şeyi biliyorlar. Sağlıkla ilgili sorunları ilkokulda yani temel eğitimde okumuyorlar.
çevreyle ilgili bilgileri okumuyorlar. Hemen çevreyle ilgili bilgiler deyince yine bir hatıramdan bahsedeceğim. Biricik diye bir ilçemiz var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Urfa'da. Benim mezun öğrencilerimden ağaç dikmeyi çok seven, kulakları çınlasın şimdi. Biricik'te 150 tane ağaç dikmiş. Hocam ben bir tane diktim diyorum, ben onu 150-200 tane diktim. Ağaç diktiği zaman müfettiş demiş ki, başarılı ama derslere de ağırlık vermesi gerekir. Bir, iki, üçler okuyor öğrenci. Müfettiş geldi, hocam öğrenciniz çok çalışkan ama biraz derslere ağırlık versin. Ne gibi dedim? Yani dedi, okuma yazma dedi. Okuma yazma nasıl 40 günde öğreniliyor? Bir sene boyunca o öğrenciler benim köyüm uzaktan bakarsanız görünür dedi. Demek ki o davranışı öğrencilere okulda vermek gerekir. Bunu bilgi olarak verebilirdik. Ağaç dikiniz, çevre çok güzel. Öğrencinin bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Sürekli şikayetler. Demek ki sürekli şikayet eden değil, bir şeyler yapabilen öğrenci yetiştirmeliyiz. Yaşamımızda en önemli işlerden bir tanesi, ağzımızdan çıkan cümlelerin gerçek hayatta uygulanabilir olmasıdır. Onun için diyoruz ki, günümüzde sorunlar orta ve yüksek öğretimde yoğunlaşmaktadır. Orta ve yüksek öğretimde yoğunlaşmaktadır. Orta öğretimde tek amaç üniversiteye öğrenci hazırlamak. Bu düşünce eğitimin diğer yönlerini dışlamakta, sanayide, tarımda, sağlıkta ara insan gücünü ihmal etmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunu şu, bu şimdi. Elektrikçi bulamıyoruz. Sıhhi tesisatçı bulamıyoruz. Sağlıkçı buluyoruz ama uygulamada sorunlar var. Demek ki en önemli sorun lisenin dışında endüstri meslek liseleri. Endüstri meslek liseleri. Bizdeki endüstri meslekleri Almanya'dan alınmıştır. Almanya'da denir ki bir endüstri meslek lisesini bitiren o işi yapar, öğrenir mutlaka. Bu sene, önümüzdeki sene, diğer sene mutlaka o işi yapar, öğrenir. Demek o zaman endüstri meslek liselerini bitiren öğrencilerimiz mezun olduğu alanla ilgili o işi öğrenmeleri gerekir. Onun için endüstri meslek liselerine ayrıca bir ağırlık verilmesi taraftarıyım. Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de endüstri meslek liselerinin imar edilmesidir. Tabii aynı şekilde bunun tarım liselerinde. Tarım liselerini üniversite 2 yıllık okullara çevirdik ama uygulamada maalesef oldukça büyük sorunlar var. 2 yıllık meslek yüksek okullarındaki sorunlarda olduğu gibi. O zaman diyoruz ki üniversite sayısı artmıştır. Ancak mezun niteliği tartışılmakta piyasası bazı üniversitelerin mezun diplomalarını çöpe attıklarını belirtmektedirler. Türkiye'mizde 207 tane üniversite oldu. Tamam, sevinilecek bir durum. Gurur duyuyoruz ama bu öğrencilerin mezun oldukları zaman alanlarındaki bilgileri öğrenmeleri gerekir. Üniversite mezunu öğrenciye soruyoruz. İngilizce biliyor musun? Yani bilmiyorum bir şeyler. Bilgisayar biliyor musun? Vallahi bilmedim. Uluslararası yazışma yok, bilmiyorum. Demek ki öğrencilerimizin yabancı dil bilmesine ihtiyaç var. Hele çağımızı yabancı bilmek o kadar zor değil. Niye? Onu anlatayım. 1972 yılında Paris'e gittiğimiz zaman sinemaya giderdik. Niye giderdik biliyor musunuz? Konversasyon öğren diye. Şimdi bilgisayardan öğrenci sabahtan akşama kadar dinleyebilir. Kısıtlı bütçemizden, kısıtlı parayla sinemada konversasyon öğreniyoruz. Çok zor oluyor. Kolay değildi. Ama şimdi öğrenciler bu imkandan faydalansınlar. Öğrencilere tavsiyem yabancı yönünden ne olur? Yaz günleri, diğer günlerde günde bir saatlerini öğrensinler. Sevgili öğrencilerim, eğer günde bir saatinizi, bir buçuk saatinizi öğrenirseniz inanınız %95'inizi öğrenecektir. %5'te öğrenmeyiversin. Herkes aynı nitelikte, aynı kabiliyette değil. Ama %95'iniz mutlaka bilecek kadar öğrenir. Burada bir örnek vereyim. Adana Eğitim Yüksek Okulu'nda İngilizce öğretmenimize dedim ki, öğretim üyemize dedim ki, arkadaş öğrencilerimize 2 sene boyunca topu topu 65 cümle öğreteceksin. Yani haftada bir cümle. Ayda 4 cümle. Ama hocam işte şunlar, hayır. Her hafta bir cümle öğreneceksin. Öğrenciler ezberleyecek. Ve bunu denedik. Öğrencilerin 1. yılda 32 cümle, 2. yılda 32 cümle öğrendi. Benim o öğrencilerim bir yabancı turist geldiği zaman hem konuşurlar, hem dertlerini anlatırlar, hem de bilirler. Ama 4 yıl okuyan eğitim fakültesi öğrencilerim aynı sistemi uygulayamadığımız için çıktıkları zaman ben okula gidemiyorum diyemiyorlar, bir yol soramıyorlar. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Her hafta bir cümle, ayda 4 cümle, yılda 32 cümle, 2 senede 64 cümle. 4 yılda kaç cümle yapar?
128 cümle yapar. Türkiye'de insanlar kaç cümleyle konuşuyor arkadaşlar? 300 cümle. Rahmetli anam 200 cümle bilirdi. Çok televizyon seyrettiği için olasılık demeyi öğrenmişti. O kadar da olacak tabii. Demek ki istersek İngilizceyi de öğrenebiliriz. Öğrenci biraz daha gayret edecekler. Bu 128 cümle, 250-300 cümle olur. Bilimsel çalışma yapmak isteyenler 500-600 cümle olur. Bir de onun hevesini aldın mı öğrenmek için can atarsın. Öğrenmede en büyük sıkıntımız öğrenmeyi zevkli hale getirmek. Bakın bu çok önemli. Öğrenmeyi, ders çalışmayı zevkli hale getirmek. Türkiye'de şöyle bir yanlış anlayış var. Hepimizde var bu. Ders çalışmaktan yoruluyoruz. Ders çalışmaktan bıkıyoruz. Ders çalışmaktan bıkmayalım. Dersi çalışalım. Öğrenciler birbirimize anlatalım. Konuşalım. Tartışalım. İnanın öğrendiğin bir parçayı, öğrendiğin bir cümleyi, öğrendiğin bir konuyu bir başkası anlatırsan çok büyük mutluluk duyarsın. Çünkü o da sana anlatır. O başkasına anlatır. Onun için 3 kişi, 5 kişi bir araya geliniz. Öğrendiklerinizi tartışınız. Öğrendiklerinizi konuşunuz. Öğrendiklerinizi irdeleyiniz diyorum ve devam ediyorum. 1950'lerden sonra esas konuma geleceğim hissettirmeden. 1940'larda nüfusun %80'i köylerde yaşıyor. %10'u, %15'i de kentlerde yaşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir. İzmit kısmen o zaman 1940'lardan bahsediyorum. Ama şimdi en son araştırmamıza göre Türkiye'de nüfusun %94, onda 3'ü kentlerde yaşıyor. %94, onda 3. %7'si şehirlerde yaşıyor. Kırsal kesimde yaşıyor. Tabii burada altını çizerek söylüyorum. Çok yanlış anlamalara uğruyor. Kırsal kesimi ihmal etmeyelim. En son çözüm köy enstitülerinde bir tartışma devam ediyor. Ben de diyorum ki çözüm köylerde değil, kentlerde, kent enstitülerinde. Ama köyü ihmal etmemek şart değil. Keşke gönül istiyor ki %10, %15 tekrar kırsal kesime dönse. O ayrıca tartışılabilir. Yollar yapıldı, ulaşım kolaylaştı. Kentte oturuyor, köyde tarlasını ekiyor. Olabilir ama kent enstitüleri diye bir proje üzerinde çalışıyorum. Çözüm kent enstitüleri. Bu nasıl oldu? Onu anlatayım kısaca. 1986-90 yıllar arasında Adana'ya büyük bir göç başladı. Adana'mızda göçler şöyle olur. İlk önce Urfa'dan, Antep'ten, şimdi Antep'ten daha az geliyor, diğer yerlerden gelenler önce Osmaniye'de konaklarlar. Osmaniye'de konaklarlar, yavaş yavaş Adana'ya gelirler. Tarlalarda çalışırlar. Pamuk işleri, diğer işler. Şimdi pamuk işleri biraz daha azaldı. Bir gün bir üniversitede ölen öğretim üyesi arkadaşın cenazesi dolayısıyla mezarlığa gittik. Mezarlık Adana Osmaniye yol arasında. Bir adam cihaz arabayla birlikte geliyor. Bir kat örtü, 3 tane kapkacak, 5-6 parça eşya. Hürriyet Mahallesi nerededir diye sordu. Ben de yolun kenarından gidiyorum. Tarif ettim ama arkadan diyor ki Hürriyet Mahallesi'nde Adana'sında ne umduk ne bulduk diyor. Demek ki sorun ne burada? Köyden geldi, kente yerleşecek. Neye ihtiyacı var? İşe. Neye ihtiyacı var? Yeme içmeye. Neye ihtiyacı var? Eve. Ama en önemlisi de ne biliyor musunuz? Eğitime ihtiyacı var. Türkiye'de ihmal edilen bu oldu işte. Eğitime ihtiyacı var. Onun kente uyum problemleri diye bir problemleri var. Bunlar gittiler. Gecekondu'ya yerleştiler. Daha önce hemşerilerle gelmişler. Bir günde gecekondu yapıyorlar. Gecekondunun amacı odan. Bütün hemşeriler içeride toplandı. Bir oda yaptılar mı? Tamam gecekondu oluyor. Yan tarafı bir tane arçelik tuvaleti. Reklama gidiyor ama o ne biliyor musunuz? Arçeliğin buzdolapları var ya. O buzdolapları arıyorlar, kesiyorlar. Bir tane çivi, bir tane de ip bağladılar mı? Yere de kazdı mı olmuş oluyor tuvalet. Banyo, idare eder. Demek bunun eğitime ihtiyacı var. Hangi eğitime ihtiyacı var? Mesleki eğitime ihtiyacı var. Herhangi bir, ben ne iş bulursam yaparım diyor. Ben ne iş bulursam yaparım. Eskiden belki inşaatlarda oluyordu ama şimdi her yerde olmuyor. Ben ne iş bulursam yaparım diyen adam ancak elini kazmalıdır, yere kazar. Ki onu dozerle kazıyorlar şimdi. Ya da bir bez alır, sınıfları temizler. O değil artık. İş, köyden gelen o işlerin de teknolojiyi kullanmaya gereksinimi var. O köyden gelen bir insanın duvara boyarken boyanın niteliklerini bilmeye ihtiyacı var. Köyden gelen bir insanın lokanta çalışırken garson olarak bir takım bilgilere giyinmeyi, konuşmayı bilmeye ihtiyacı var. Bunlar çoğaltılabilir.
Onun için diyorum ki kent enstitüleri uygulamaya geçmelidir. Nasıl geçebilir? Bunun en güzel örneği de Eskişehir'dir. Ben Eskişehir'e gittim. Çalışmalarımızın %60'ı, %70'i orada gerçekleşmiş. Çok büyük mutlu oldum. Ne gibi izah edeyim? Eskişehir'de yüzme havuzu var. Eskişehir'de plaj var. Bu işin lüks tarafı. Ama Eskişehir'de en önemlisi sürekli meslek eğitimi var. Eskişehir'de sürekli özürlerin kafelerde çalışma eğitimi var. Eskişehir'de sürekli lisan kursu var. Sürekli lisan kursu var. Birinci A, B, C, 1, 2, 3, 4 ve bu meslek eğitimden ve kent derslerinde izah edeyim şimdi. Üç türlü gereksinimiz var. Bir, yer. İki, eleman. Üç, para. Değil mi? Herhangi bir iş yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Yer, eleman, para. Arkadaşlar, okullarımız cumartesi, pazar boş. Boş, tatil. Akşamları da boş. Kamu kurumlarının binaları akşamları boş. Cumartesi, pazar da boş. Demek ki yer sorunu çözdük. Kanunla, yönetmenlikle, bakanlığın gönderdiği bir genelgeyle. Bu çözümlenebilir, bu kadar basit. Yeter ki kullanmasını bilelim. Yeri hallettik. Ha, gelelim personel sorununa. Türkiye'de şu anda emekli doktor, hakim, iktisat fakültesi mezunu ve en önemlisi de eski bizim bildiğimiz erkek teknik yüksek öğretim mezunu arkadaşlarımız var. Bunlar nerelerde oturuyorlar? Ne yapıyorlar? Kafelerde oturuyorlar. Personel sorununu hallettik. Para sorununa gelince önemli bir sorundur. Para sorunu da çok basit şekilde çözülür. Bir, gönüllülük esası. İki, küçük bir ücret verilebilir. O verilecek küçük bir ücret de nedir? Bunları evden arabayla almak, öğlen yemeği vermek. Ama demek ki yer sorunu çözdük. Personel sorunu çözdük. Para sorunu çözdük. Organizasyona ihtiyacımız var. İşte bütün sıkıntı burada. Organizasyon denen bir olay. Şehrin valisi, şehrin milli eğitim müdürü, belediye, yerel yönetim burada çok önemli. Adana'da şöyle böyle gerçekleştirdik kent enstitülerini ama Aydın'da kent enstitülerinden yaptığım bir tane bir faaliyeti anlatmak istiyorum. Bir gün berberde tıraş oluyorum. Berber bana dedi ki, hocam şu gördüğün adamlar var ya, bunlar öğretmen dedi. Sabah saat 10'da geliyorlar. Akşam 5'e kadar oyun oynuyorlar dedi. O sırada benim de aklımdan geçiyor. Aydın'ın bir mahallesi var, Ova Emir diye. 10 bin kişi yaşıyor, 5 bin kişi yaşıyor. Orada okuma yazma sorunu var. Değişik nedenlerle gittiğim zaman öğrenmiştim. Orada okuma yazma kursu açabilir miyiz? Kahveye gittim. 4 tane kişi oyun oynuyor. Merhaba dedim, merhaba dediler. Oyun oynamaya devam ediyorlar. Dedim ki ben eğitim fakültesindeki Adil Türkoğlu. Adil Türkoğlu. Gir Allah'ın seversen ya bir tanesi. Bir dakika dedim ya, gerçekten kuvvetimi gösterdim. Ha hocam buyur dediler. Yancı olduğum için çay parasını da vermedim. İyiymiş. 4 kişinin yanında oturdum mu yancı olurmuş. Bu da çay parası vermemiş. Arkadaşlar dedim, siz burada boş oturuyorsunuz. Ne yapalım? Ya okuma yazma kursu var. Öğrencileri götürdüm ben. Siz de götürelim. Tamam gideriz. Nasıl gidersiniz? İki şartımız var. Öğlen yemeği ve arabayla evden almak. Özel idare ne güne duruyor? Özel idareden öğlen yemeği ve evden almak ulaşım sorunu çözümlendi. 700-750 kişi okuma yazma öğrendi. Nerede biliyor musunuz? Kahvede. İş yapmamak için şikayet çok. O olmaz, bu olmaz. Mümkün değil. Baş şartlar, arkadaşlar şartlar kolay değil. Bu ülkenin şartları 1923'te de kolay değildi. Babam eski yazı da bilir, anam bilmez, okuma yazma yok. Babam eski yazı da bilir, yeni yazı da bilir. Yeni yazmayı nerede öğrendin baba dedim? Halk odalarında dedi. Akşamları halk odaları kurmuş o zaman. Okuma yazma bilenler gelmişler, bunlara okuma yazma öğretmişler. Yıl 1955. 1955'ten bahsediyorum. Bir gün babam evde yok. Anama dedim ya babam nerede? Nüfus sayımı var dedi. Orada sayacak dedi. Demek ki kasabada nüfus sayımı yapılacak. Yazan adam yok ki. Okuma yazma bilen babamı göndermişler. Demek ki Türkiye'nin ihtiyacı bu da var. Okuma yazma sorunu çözdük ama daha çözemediği bir sorun. Bir örnek olarak bunu anlatıyorum. Hem okuma yazma sorunu, hem uyum sorunu, hem çevre sorunu, hem aşçılık sorunu, hem dini sorunu, hem diğerlerini bu şekilde çözebiliriz. Adana'daki bir uygulamadan bahsedeyim. Adana'da havaalanının yanında Şakirpaşa Mahallesi'nde bir okul vardır. Öğrencim Akın orada müdürlük yapıyor. Bu okula gittik.
Okul sınıfa bir gittim ki 40 tane kadın, 20 tane hamile. Demek ki nüfusumuz 60 kişi. Dinlediler, anlattım. Çok basit konuştum. Televizyon seyrederken çocuğunuzun yanında seyretmeyin. Sabah kahvaltısını yaptırın. Ders çalışırken anlatmak ister, dinleyin. Böyle basit şeyler. Böyle teknik büyük laflar etmiyorum. Kadının bir tanesi dedi ki, oğlum bu okula bir sen geldin şimdiye kadar. Bir de polis geliyor bizim buralara. Hemen kafamda bir şimşek çaktı. Demek bu okulda bu eğitim başlayabiliriz. Üniversiteye döndüm. Bir kadın doğumcu arkadaşla konuştum. Ben giderim dedi. Kadın doğum anlasın. Aşçı anlasın. Her giden oraya gitsin. Birer saat konuşsun ya. Ne olacak bir saat konuşsun yani. Ve orada bu eğitimin başlangıçta bir şeyler yaptık. Çok büyük neticeler almadık. Sonuçlar almadık. Çünkü herhangi bir şey başladığı zaman sonuç alabilmek için sonuna kadar ne yapmak gerekir? İzlemek gerekir. Çalışmak gerekir. En önemlisi de bıkmamak gerekir. Bu çok önemli. Bıkmayacaksın. Üzerine gideceksin sorunun. Üzerine gittim sorunun çözülmeyecek hiçbir sorun olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye'nin şu anda köy enstitüleri yerine kent enstitülerine ihtiyacı var. Köy enstitülerinin felsefesiyle. Burada altını çizerek söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belediyelerin, yerel yönetimlerin, emekli memurlarla birlikte sürekli kursa ihtiyacı var. 5 kişi de gelebilir, 50 kişi de gelebilir, 500 kişi de gelebilir. Geçen de bir okula gittim, konferansa 500 kişi vardı. Başka bir yere gittim, 15 kişi vardı. 15 kişi de önemli, 5 kişi de önemli. Bir örnek vereyim. Paris'te Doğu Tipi Üretim diye bir konferans vardı. 3 kişi gitmişiz. Avrupa milletvekili bizi konferans verecek. Adama dedi ki özür dileriz. Yabancılığımız zayıf. Hiç önemli değil dedi. Ben buraya geldim. 1 kişi de olsa anlatırım. 1000 kişi de olsa anlatırım. Bir cümle konuşuyor. 2 cümle konuşuyor. Anladınız mı? Bir cümle konuşuyor. 2 cümle konuşuyor. Anladınız mı? 1 saatte konferans 2 saat oldu. Demek ki görevi ne olarak? Görevi benimsemek gerekir. Sorumluluğu bilmek gerekir. Görev ve sorumluluğu bildikten sonra çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Kent yaşamı ve kentleşme çarpık bir durum almış. Köy kentler alt ve üst yapı sorunları çözümünü bekler durumdadır. Üniversiteler, yerel yönetimler ve belediyeler işbirliği yaparak artık 81 ilimizde de üniversite olduğuna göre aşağı yukarı 81 ilin 70'inde 65'inde onu tam bilmiyorum eğitim fakültesi olduğuna göre diğer fakülteler de var. Hep beraber büyük bir koordinasyonla, büyük bir reformla, büyük bir çalışmaya niye girilmesin? Niye bir çalışma olmasın Finlandiya'da olduğu gibi? Niye bir çalışma olmasın 1923'lerde, 1930'larda, 34'lerde Türkiye'de olduğu gibi? Bu benim hayalim ama sanıyorum gerçekleşir. Ama ne zaman gerçekleşir? Eninde sonunda gerçekleşecek. Çünkü gitmeyen Necdet Sayın hocamızın kulakları cınlasın. İki şey bitmez demişti. Bir para, hep ihtiyaç. Bir de ne demişti? Eğitim ihtiyacı bitmez demişti. Onun için bitmeyen ihtiyaçlardan bir tanesi eğitim ihtiyacıdır. 70 yaşında da ihtiyaç var. 80 yaşında da ihtiyaç var. Ölmeden önce nasihat dersen çoluk çocuğuna gene ihtiyaç var. Oraya pek fazla girmeden işin içine girelim. Sorular varsa sorular da sorulabilir. Nasıl uygun görüyorsanız. Ben devam edeceğim ama. Hocam lütfediyorsunuz. Aşağı yukarı bir 12-13 dakikamız kaldı. Lütfederseniz ben size arz edeyim bu arada. Yazıları belki göremiyorsunuzdur diye. Buyurun, buyurun. Binnur Hocam Yeşil Yaprak işte eğitici bu diyor sizin için. Evet, evet. Aynı teşekkür ederim, teşekkür ederim. Mehmet Emre Sezgin diyor Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki dekanlığı muhteşemdi. Ve birçok kimse teşekkür mesajlarını yayınlıyor. Çok teşekkür ederim. Sistem Özdemir dahil. Lütfeder bir 12-13 dakika daha. Diyabete devam ederseniz. Tamam. Buyurun lütfen. O zaman 46 yıllık tecrübe ve eğitimcilik yaşamından bazı öğütlerim olacak. O öğütleri de kısaca size anlatmak istiyorum. Gençler, yeni asistanlara söylüyorum artık. Doktora yapanlara, doktordan sonra çalışacak olanlara. Rekabetçi olunuz. Kıskanç, yıkıcı, hasetlik anlamında değil. Çevreye ve bilime katkı sağlama açısından rekabetçi olunuz. Genç akademisyenleri destekleyiniz. Öğretim üyesi arkadaşlarıma söylüyorum. Onları bilimsel sorunları çözmeye yardımcı olunuz. Sakın genç akademisyenlere odanızdan döndürmeyiniz. Onlara yardımcı olunuz. Sermayenizi saklamayınız. Verici olunuz. Çünkü sizde yeter kadar sermaye birikti. Bırakın o sermayeyi verici olarak kullanınız. Bilimsel araştırma ve çalışmalardan, politik ve günlük davranışlardan kaçınınız. Gerek yok. Bu politik ve günlük davranışlar canınızı sıkar. Tabii ki layık,
bilimsel çağdaş eğitim olmak kaydıyla. Ha, en önemlisi ne biliyor musun? Ön yargılarınızı azaltmaya çalışınız. Ön yargılar ana konusu insan olan eğitim bilimine en büyük engeldir. Ön yargılar, tekrar söylüyorum, ön yargılar ana konusu insan olan eğitim biliminin en büyük engelidir. Umudun bittiği yerde umut başlar. Yılmayınız. Çalışmaya ve üretmeye devam ediniz. İnsanlar geçicidir ama ürettiklerimiz ne olacaktır? Kalıcı olacaktır. Sorunlara bireysel çıkar açısından değil, kurumsal payda açısından bakınız. Kurumsal payda açısından bakarsak bireysel çıkar otomatikman oldu. Önemli değil. Davranışlarınızı ve prensiplerinizi yöneticilerinizin politik davranışına göre değil, ilkeli ve tutarlı insanlar her zaman kazanır. İlkeli ve tutarlı insanlar her zaman kazanır. Çalışan insan her zaman takdir edilir. Yeter ki çalışınız. Üretiniz, ortaya bir şeyler koyunuz. Çevreye, bilime, kendime katkım nedir diye kendinizi sorgulayınız. Çevreye, bilime, kendime katkım nedir diye kendinizi sürekli sorgulayınız. İyi olmak yetmez. İyinin de iyisi olunuz. Sağladığınız katkılar size en büyük kazançtır. İnsanları seviniz. Çünkü bizim ana konumuz kimdir? İnsandır. İnsanları seviniz. Bir eğitimciye şunu yakıştıramıyorum. Şunu kızıyorum, bunu kızıyorum. Hayır, hayır. Eğitimci insanı sever. Eğitimci insanın değişeceğine inanır. Yok, buna inanmıyorsanız insanın değişebileceğine bu mesleği terk ediniz. Mutsuz olursunuz. İnsanları seviniz. İnsanlara bir şeyler öğretirken sabırlı olunuz. Kişileri hor görmeyiniz. Her insanın öğrenebileceğini kabul ediniz. Çok önemli bu. Her insan mutlaka bir şeyler öğrenir. Sevgili arkadaşlar, öğretim üyelerine burada hitap etmek istiyorum. Gençleri yetiştirirken sabırlı olunuz. Sabır eğitimde en önemli etkenlerden biridir. Eğer sabırlı olmaz isek işin içinden çıkamayız. Gelin size bir hatıra anlatayım kalan zamanda. Sanıyorum 5-6 dakikamız var Mustafa. İlkokul 4. sınıftayız. Burdur'da. Burdur'un Karaman ilçesindeyiz. Diyor ki hoca, soru sordu. Burdur'dan kalkan bir araba 50 km hızla gidecek. Isparta'dan kalkan bir araba da 65 km, 70 km hızla gidecek. Nerede buluştular? Hangi saatte? Bir yerde buluştular işte. Ve biz 4 tane arkadaş sorunu çözemedik. Sorunu çözemedik. İlkokul 4. sınıftayız. İlkokul 3'ten bir öğrenci geldi. Çok çalışkan bir öğrenci. O sorunu çözdü. Hoca dedi ki, bunların 4'ünde birer tokat atın. Allah'ın ısındı. 4'ünde birer tane tokat atmak çıktı. Yani işte gittik. O öğrenci bulsak bulacağız ama bulamadık. Kaçmış. Çünkü 4'ümüzden dayak yiyeceğini biliyor. Bir tane arkadaşımız vardı. O arkadaşımızın babası yoktu rahmetli. Anası dövmüş. Dayısı dövmüş. Amcası dövmüş. Herkes dövüyor. Ama hiç kimse matematik problemini nasıl çözüleceğini öğretmek istemiyor. Ertesi gün okula gelmedi. Daha ertesi gün yine gelmeyecekti. Hoca gitti tarladan sırtına yapıştırdı. Okula getirdi. Tamam dedi, dövmeyeceğim artık. Demek ki öğrenciye dövmek 4 kişinin birden problemi çözemiyor. Problemin nasıl çözüleceğini ne yapmak gerekir? Öğretmek gerekir. Ben rahmetli babama söylemiştim. Problemi çözemem de boş ver, yarın çözersin dedi. Ben sana evde öğretirim dedi. Yarından sonra çözdük. Bunu şöyle söyleyeyim. Beni tanıyanlar bildiler. Matematiğim ayma 5-6 dur. Ama diğer derslerden idare ettik ve bugüne geldik. Demek ki her öğrencinin öğrenebileceğini ne yapmak gerekir? Kabul etmek gerekir. Ama öğrenir. Az öğrenir, çok öğrenir. Ama öğrenir. Onu nasıl öğreneceğini ne yapmak gerekir? Öğretmek gerekir. Sorun burada. Bizim yüksek kurumumuz kurulduğu zaman öğrencilerimiz 15 gün geç derse başladık. Yeterlik sınavları vardı o zaman. İlk öğrencilerimiz Türkiye üçüncüsü. Ondan sonra öğrencilerimiz Türkiye ikincisi oldu. Ama ne yaptık biliyor musunuz? Büyük bir gayret, büyük bir çaba, moral, istek eğitimde çok önemlidir. Hep siz motivasyon diyorsunuz da motivasyon ne olduğunu bir türlü anlamıyorlar. Ben motivasyon diyorum ki istek, canımızın çekmesi, zevk, çalışmaktan mutlu olma. Motivasyon diye geçiyoruz. Rahmetli Şevval Uysal da motivasyon derdi. Motivasyon ne olduğunu sene sonunda zor öğrendik.
Motivasyon çalışmakmış. Motivasyon istekli olmakmış. Motivasyon sınıfı sevmekmiş. Hocam zamanınız var mı? 2 dakika. Var efendim, buyurunuz. Ha, peki. Fakülte 4. sınıftayız. İki arkadaş, biri yan tarafıma geçti. Biri yan tarafıma geçti. Biri motosiklet taklidi yapıyor. Biri havliden tekrarlar taklidi yapıyor. Ben de arada moderatörlük yapıyorum. Mustafa'nın yaptığı gibi. Batman oraya derse gel. Pencereden bakmış ki sınıfta bir sessizlik var. Herhalde ders bitmemiş demiş. Odasına gidiyor. Bakıyor ki sınıfta ortada oturan ben varım. Yanında iki arkadaş. Hoca geldi. Sınıfa girdi. Sınıfa girdikten sonra biz herhalde hocadan fırçayı yiyeceğiz. Yok çocuklar. Önce de sınıfı sessizce sizleri zapt eden arkadaşınız kimse ona teşekkür ederim. Demek ki de ders böyle yapılıyor. Ders yapmak için her hoca, herkes öğrencinin dikkatini toplamak için arada neler yapmalı? Bir şeyler yapmalı. Ben diyorum ki her eğitimci 200 tane fıkra bilmeli. 150 tane de olabilir. Hadi 100 tane de olsun. O fıkraları ne yapmalı? Anlatmalı. Soru varsa sorular geçeyim. Ya da zaman bitti mi? Mustafa. Saygıdeğer hocam. Bir 3-4 dakika içinde programı tamamlamamız gerekiyor. Ama sorularım varsa sorular sor. Sorular yok efendim. Herkes minnetini ve müteşekkir duygularını ifade ediyor. Benim zamanım bitmez. Onları arz edeceğim. Evet. Benim zamanım bitmez. Ben konuşurum yani. Müsaade ederler evet. Sabaha kadar konuşurum evet. Ama konuşmak önemli değil. Bakın konuşmak dinlemek daha zordur. Onun için konuşurken öğrencinin dinleyip dinlemediğini ne yapmak gerekir? Kontrol etmek gerekir. O nedenle diyorum ki 45 dakika iyi değerlendirelim. Çok önemli. Bir, iyi ders anlatacağız. Fıkralı ders anlatacağız. Zevkli ders anlatacağız. Öğrencinin ihtiyaçlarına göre ders anlatacağız. Öğrencinin sorularına hiç kızmayacağız. Bak bu çok önemli. Öğrenci hocam kızar diye korkmayacak. En saçma soruları sorabilir. Merak edebilir. Dekanlığında öğrenciler gelirdi resimden, yerlerden. Çocuklar buyurun bir isteğiniz var derdi. Hayır derlerdi. Sizle bir çay içmek için ve sohbet etmek için geliyoruz derlerdi. Ben oturdum onlarla oturur. Yarım saat, 20 dakika haftanın bir iki günü ayırmıştım. Yıllar sonra öğrencilerimi gördüğünüz zaman hocam biz size gelmiştik. Çay içmiştik ya. Onu hatırlıyoruz. Başka şey hatırlamıyoruz diyorlar. Bak bu çok önemli. Demek ki her öğrenci her hocasıyla konuşmak istiyor. 1968 öğrenci olayları niye çıkmıştı? Fransa'da öğretmenler öğrencilerin kopukluğundan çıkmıştı. Artık bu kopukluğu ne yapmamız gerekir? Gidermemiz gerekir. Evet. Ve yeni idare edecek arkadaşlarda birkaç tavsiyem var. Çevrenizi güzelleştiriniz. Çevrenizi güzelleştiriniz, ağaç dikiniz. İnanın boş bir araziye ağaç dikince öyle güzel görünüyor ki. Hele bir de arkasında kırmızı çiçekler, sarı çiçekler korsanız. Bir de şarkı söylersiniz ki romantikliğin tadına doyum olmaz. Çok teşekkür ederim. Evet. Değerli katılımcılar, yüzüm üzerinde katılımcıyı saygıyla selamlıyorum. Büyük bir hoca ile birlikte olduğumuzu hepimiz anladık. Binnur hocam zaten işaret etti. Mehmet Emre Sezgin, Gizem Özdemir, Hüseyin Dinç, Sevil Yavuz Kılıç ve daha birçok Saliha Nur ve benim meslektaşım Hatice Şahin, onlar da işaret ettiler ki sizden biz bugün 50 yıldan bu yana ülkenin aldığı gibi biz de çok yararlandık. Büyük bir ziyafetti. İyi ki varsınız. Ben katılımcılar hem bu ülkenin sizin gibi Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği değerli eğitim bilimciler gördükçe herkes adına ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Saygıyla her zaman anıyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Çok teşekkürler. Sizi bu ülke hiçbir zaman unutmayacak. Çok teşekkürler. Ben çok bundan önceki yıllarda da benzer eğitim çınarlarımızın yaşam öykülerini dinleyince onların sizin yaptığınız gibi bu ülkeye yani birçok güzellikler katmakla birlikte güzel insanları da yetiştirdiğinizin hem tanığıyım hem de onlar sayesinde biz de buralardayız. Saygıdeğer hocam, Özer Bey iyi bir iş yapıyor. Muhani Yayıncılık çok Yönetim güzel, Kurulu Başkanı. Hiç olmazsa sizin gibi çok değerli bilim insanlarını genç nesillerin tanımasına aracı oluyor.
Siz hakikaten bu ülkede çınarsınız. Gölgenizde çok fidanlar yetişti. Çok ben sağ olun, onlar çok adına, sağ olun. Onlar adına Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmaktan onur duyan bir meslektaşımız olarak diğerleri adına önünüzde saygıyla eğilmekle kalmıyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür Katılımcıların tümünü saygıyla selamlıyorum. Sağ Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hocam el sallayabiliriz. Özgür sorak sistemden atar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, buradaki programımız sona erdi. Gelecek program bilgi oturumları 1. İnternet sayfamızdaki live bölümünün altında gün gün programları takip edebilirsiniz. Buradaki etkinlikleri sol taraftan ve sağ taraftaki bilgilerden erişebilirsiniz.